Vallahi bizim ailemizin diş hekimi, bilmiyorum sen daha önce tanışıyor musun Efe'yle ama. Efe'yi tanıyorum, tanıyorum. Biz burada konuk ettik Efe'yi. Öyle mi? Evet, çok güzel gülüyor değil mi? Sevgili Efe Kaya, diş hekimimiz. Başlığını sizin bulduğunuz bir şey konuşacağız. I smile. Evet. Ben gülümsüyorum. Aslında olan bir teknolojiyi evritmek bu I smile dediğimiz teknoloji. Şöyle bir protokol var. 3 seansta hasta yeni bir gülüşe kavuşabiliyor. Ve en önemlisi de sonucun ne olacağını en başında görüyor. Bu iSmile teknolojisinin temel mentalitesi budur. Hasta ne olacağını kendi dişlerinde ve video üzerinde, bilgisayar üzerinde hiç başlamadan, daha hastaya hiç dokunmadan görebiliyor. Teknolojinin bize kattıkları diş hekiminin evrildiği nokta. Birinci seansta hastanın dişlerini tarıyoruz. Tamam. Ve ayrı olarak yüzünü tarıyoruz. Yeni olan teknoloji budur. Hastanın kaşlarını, gözlerini, saçlarını bilgisayar ekranına aktarıyoruz. Bir gülüş tasarımı, bir gülme çizgisi yaratıyoruz. Ondan sonra çıkan 3 boyutlu modelde bunu özel geçicilerle hasta yüzünde hastaya uyguluyoruz. Hasta bir sonraki seansta dişlerine dokunmadan evvel hem yüzünde görebiliyor, geçici bir materyalle, hem de bilgisayar ekranında kendini izleyebiliyor. Sağa çevirebiliyor, sola çevirebiliyor, kendine bakabiliyor. Çünkü aynadan bir insan karşısında kendine baktığında bazı şeyler gözden kaçabilir. Ama direkt ekranda baktığında veya bir fotoğrafta baktığında her şey çok farklı gelebilir. Tabii. İkisi beraber harmanlanmış durumda. Ne kadar enteresan değil mi? Sonucu hemen görüyorsun. Ne kadar zamanda peki bu sonucu? 3 seans. İlk seans tanışmadır. Yani şöyle 3 seans 2 ay. 3 bir hafta. Seans 5 bir hafta. Efendim? Bir hafta ama hastanın diş eti problemi olmamalı. Hmm. Başka tedaviler gerekmemeli. Eğer dişleri sağlıklıysa, diş etleri sağlıklıysa 10 gün, en fazla 10 gün içerisinde, bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde bitirilebilir. Kime yapılmaz? Eğer diş etleri çok sağlıksızsa hastanın, çünkü diş etleri dişlerle bir uyumlu. Her zaman söylüyorum, sağlık olmadan estetik olmaz. Önce sağlık yerine konmalı. Ve sağlığın yerine koymak o kadar kısa sürmüyor bazen. Eğer diş etleri çok hastalıklıysa, kronik bir periodontitis varsa onun tedavisi 3 hafta neredeyse. Evet, ben iSmile yöntemiyle alakalı yani şimdi duyduklarım başka zaman duyduğum gülüş tasarımıyla neredeyse birebir aynı. Ama sanki isim değişik ama bir yöntem ekstralığı var. O da o gülüş tasarımını önceden görmek. Ve yüzü taratmak. Bravo. Ha, yüzü taratmak. Anladım. Bravo. Evet, yüzü taratmak. Çok benzerler ama yüzü taratmak yeni bir teknoloji. Hmm. Anladım. Dünyada uygulanan bir teknoloji ama Türkiye'de yeni yeni artık geçiyor. Peki burada sadece dişlere mi dokunuyoruz? Yüze dokunuyor muyuz? Ya biz diş hekimleri olarak yapabileceğimiz bir diğer estetik de aslında bir şat yağ dokularının alınması, hani üçgen bir yüz verilmesi veya botoks yapılması. O da gülüş hattını dudağa düşürmek için. Onun dışında bizim öyle bir tedavi protokolümüz yok. Ama diğer bilim dallarında da kullanılabilir. Ona da açığız. Ağrılı mı? Şimdi anestezi altında olan şeyler, anestezi olduktan sonra ağrı yok. Sonrasında da ağrı yok. Çünkü eğer lamine yapacaksanız hastaya bu önemli. Genelde biz lamine yöntemini kullanıyoruz. Lamine yaprak porselen demek ve dişin sadece mine tabakasında uygulandığı için, mine tabakası biliyorsunuz koruyucu tabakadır, koruyucu katmandır. Ve orada bir sinir dokusu yoktur. Ondan dolayı sıfır ağrılı. Ama biz yine de konforu arttırmak için hastaya anestezi, lokal anestezi uyguluyoruz. Eğer dişler çok çarpışıksa hasta istediği kadar fırçalasın, uygun bir temizlik sağlayamaz. Ama bu sağlık kapsamında. Bu da sağlık bir şey, kapsamında. Tabii. Bir de şu var, ruh ve beden sağlığı. Aynen. Ruh sağlığı da çok önemli ki kendini bedenen sağlıklı hissetsin. Dediğin gibi çarpık bir dişti ama zaten herhalde onda hemen iSmile yapmıyorsun. Önce bir önden bir tedavi uyguluyorsun. Ortodonti tedavisi gerekebilir ama bazen uygulayamadığımız noktalar da var ortodonti. Hmm. Ortodonti apayrı bir şey ama bu iSmile'ın peki süresi, kalıcılık süresi ne kadar? Biz 10 yıl diyoruz. Oo. 10 yıl çok uzun bir süredir bence. Çok. Ve yeterli bir süredir. Ve 10 yıl sonra aynı materyaller çıkıp yenileri konabilir. Alttaki diş sağlıklı kalabilir. Yani ona zarar vermez. Atıyorum 45 yaşında yaptırdıysa 55'e kadar cilt değişiyor, yüz değişiyor. 10 yıl çok iddialıymış gerçekten. Dudak çökeceği için, yüz çökeceği evet. için başka dişler yapmak gerekecektir. Evet yani. Gerekecektir yaşlanmış yani. Evet. Bir 5 yıl sonra yine gelmesi gerekebilir. İyi bakarsa altındaki dişlere hiçbir şey olmaz. Herkes de aynı sonucu veriyor ama. Herkes de aynı sonucu vermeyecektir. Çünkü herkesin dudağıyla çenesi olan ilişkisi, yatay ilişkisi birbirinden farklı. Tabii. Herkes de farklı sonuç verir. Hasta bunu görür en başında. En önemlisi bu. Bu sonuçlar diş, önemli. Diş kestirme meselesi. Şimdi sorulara bakıyorum da diş kestirme meselesi. Aa, diş kestirme takıldım. Meselesi var mı bunda? Ne oluyor? Diş kestirme. Şimdi şunu söylemek gerekir. Hangi materyali seçecekseniz kesim de o kadar büyür. Mesela lamine yapacaksınız diyelim. Hep verdiğim bir örnek var. Cevizi düşünün, ceviz bir meyve. Cevizin içinde kendi meyvesi var, dışında kabuğu var. Evet. Lamine yapacaksanız dişin kabuk tabakası minedir. Sadece kabuğunu birazcık törpelerseniz. Bir miktar 0,5 milim, en fazla 0,7 milim bir aşındırmadan söz ediyoruz. Bu da zaten
fizyolojik olarak zamanla olacak bir şey. O yüzden dişin öz tabakasına, pulpa tabakasına hiçbir etkisi yok. Ama bazı durumlarda eğer kuruna dönecekse iş, o zaman biraz daha fazla aşındırma yapılması gerekiyor ama biz genelde zaten konservatif yaklaşımları severek çok da fazla dişi komple bir kron yapma derdinde değiliz. Belki en fazla hem öne hem arka ellemini yapıyoruz. Çok az bir aşındırma. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Bir sürü soru var ama daha nasılsa geleceksin programı. Bir tek şey soracağım. Yaş sınırı var mı? Hastanın kendi gelişimi tamamlaması gerekiyor. Gelişimi 18 diyelim. Tamam. Geleceksin gene. Evet evet. El mahkum yani. Bir kere başladık bu serüvene seninle İnşallah. Beraber. Sevgili Efe ile beraber yani sevgili Efe Kaya ile diş hekimimizle beraber. Günaydın kısa doktorun içinde böyle kısa kısa bilgilendirmelerimiz olacak. Devam edecek yani programımız içinde de yarın öbür gün daha sonraki gün ekip arkadaşları da olacak. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Devam ediyoruz. Evet.